Bu ne olabilir sizce? Omurilik. Ha, ben inanamıyorum artık bizim izleyicimize. Gerçekten omurilik olabilir. Harikasınız. Peki evet. Omurilik yaralanmalarını konuşacağız. Evet. Şimdi bu omurgamızın bizim yaptığımız bir benzetmesi. Evet. Şunu bir saniye hocam tutarsanız tabii. Ben Anton'u da getireceğim size. Şunu çünkü... da söyleyelim. Omurilik dediniz ama omurga, omurilik hemen ayrımını yapalım hocam. Omurga aslında kemikler. Yani boynumuzdan ta kuyruk sakımına kadar inen kemiklerimizin hepsini omurga diyoruz. Şuradan görebiliriz hemen. Omurga kemikleri burada bakın şöyle gördüğümüz kemiklerin tamamı aslında omurga kemikleri. Omurilik dediğimiz zaman ise bunun içinden geçen, beyinden çıkan ve bütün vücuda yayılan, kollara, bacaklara yayılan, adeta vücudumuza can veren, hareket etmemizi sağlayan sistem bu da omurilik. İçinden onun veriyorum. Böyle sarı sarı çıkan burada sinir parçaları çıkıyor evet, değil mi? Oradan uçları içinden çıkıyor. Bütün vücuda doğru sağ ve sol olmak üzere ayak parmak uçlarımıza kadar yayılıyor. Yani bel bölgesinden ayaklara gider, boyun bölgesinden kollara doğru gider. Omuriliğimizi saklamak ve korumak amacıyla içinden gayet muhafazalı bir sistem var vücudumuzda. Kesinlikle çünkü omurilik çok önemli bir organ. Eğer omurilik yaralanırsa hareket edemeyiz, yürüyemeyiz. Hiçbir şey kolumuzu kaldıramayız. Dolayısıyla insan da programlanırken bu en korumalı alan. Mesela beynimiz de öyledir. Beynimizde tamamen bir kafatası kemikle kaplıdır ki dışarıdan gelecek herhangi bir sorunda korunaklı olabilsin diye. Aynı şekilde omurilik de bakın böyle üst üste dizilmiş sanki halkalar şeklinde bir kemik zinciriyle korunaklı hale getirilmiştir ki dışarıdan gelecek olan hani travmalar, düşmeler, çarpmalar omuriliği zedelemesin. Şimdi bu kafadan bele kadar olan kısımdaki toplam omurilik aslında bütün vücudumuzu temsil ediyor değil mi? Yani aynen. Burası buradan başlıyor. İşte kollarımız, sırtımız, karnımız, belimiz. Bacak belimiz, kuyruk bacaklarımıza sokumu. Doğru iniyor ve en son kuyruk sokumu da bu cinsel bölgeye, genital bölgeye hükmediyor. Aynen. Şimdi bu bana biraz ters geliyordu. Niye en son o genital bölge diye? Sonra düşündüm. Dört ayak üstüne kaldırın bunu. Dört ayak üstüne kalktığınızda gerçekten iz düşümüne baktığınızda yukarıdan aşağı doğru değil mi sinirler tam yerlerine denk geliyor dört ayak üstüne indiğinizde. Evet. Şimdi iki ayakta duruyoruz ama eğer eğdiğimizi farz edin evet, bunu. Dört ayak üstünde durduğumuzda o zaman hakikaten belimizdeki ayağımıza denk geliyor. En son kuyruk kısmı da o genital bölgeye denk geliyor. Doğru. Ve gerçekten onları gösteriyor. Şimdi peki bunu anladık da maketi bize tarif eder misin? Şimdi burada da biz şeyi canlandırmaya çalıştık. Bu simitler omur kemiklerinin kendilerini, omur kemiklerini bu yüz süngerlerde onların arasında olan disk yapısı, disk dediğimiz yumuşak hareketi sağlayan yapıyı temsil ediyor. Şimdi bakın mesela bunu bir omurgamızın tamamı olarak kabul edelim. Mesela bir zıplasak, zıpladığımız zaman bizi yaylandırıyor. Yaylandırıyor. Peki şimdi, şöyle yapsam. Mesela yana doğru eğelim. Bakın omurgamızı yana doğru eğdiğimiz zaman belimizi, yani şu hareketi yapıyorum. Aynen omurgam bu pozisyonu alıyor. Öne eğildiğim zaman omurgam pozisyonu alıyor. Bu gerçekten inanılmaz güzel bir dizayn. Neden? Çünkü arada yumuşak diskler var, yapılar var. Dolayısıyla ben ne kadar zıplasam, öne eğilsem, yana eğilsem bu omurgalar bunlar kemik çünkü birbirine değmiyor, birbirini incitmiyor. Ve ortada da tam bunların ortasından da bakın şöyle bir halat şeklinde biraz önce gösterdiğimiz Anton'un üzerinde omuriliğin kendisi. İşte çıkan sinir bu. Bakın ne kadar korunaklı göremiyorsun. Çünkü etrafı koruma maddeleriyle çevrilmiş durumda. İşte bu kadar aslında mükemmelce tasarlanmış bir yapıya sahibiz. Peki şöyle bir hareket yapalım. Evet. Burada yapmaya çalışalım. Onu yaparsak bakın şöyle bir şeyler olur. Ne oluyor omurgamız? Vallahi ciddi bir dönme sıkıntı oluşturuyor. Yani böyle bir hareketin ne kadar çünkü hep söylüyoruz ya programlarımızda ne kadar zararlı olabileceğini görüyoruz. Şimdi içerideki bu hattın ne kadar baskı altında olduğunu ve gerildiğini, vurulduğunu ve özellikle bu omurilik için de vurulma çok sıkıntılı bir durum. Yani çekmek o da sıkıntılı ama vurduğunuz zaman hani bir halatı şöyle kıvırdığınızı düşünün hani çamaşır sıkar gibi çok ciddi bir aslında zorlanmaya ve travmaya maruz kalıyor omuriliğimiz. Peki biz hiçbir şey hissetmiyorsak yani normalde de şefiniz şöyle yapabiliyorsunuz. Evet. Böyle yapabiliyoruz. Fakat hepsini absorbe edebilecek bir güce sahip. Doğru. Biz ne zaman hata yapıyoruz? Çünkü bugün omurilikle ilgili problemleri konuşuyoruz. Evet. Evet. Şimdi her zaman hani bunları hep söylüyoruz. Bu yapıyı sağlam tutabilmek için önde ve arkada aslında iki tane daha yapı var. Önde bir karın kaslarımız var.
Arkada da bel kaslarımız var ki bu yapıyı korumak için. Şimdi bu karın kasları zayıf olursa eğer, mesela birazcık hani aramızda hiç öyle kimse yok ama hafifçe kilomuzun arttığını düşünün. Hanımları mutlu etmek için. Hanımlar çoğunlukta olunca öyle konuşmak durumunda kalıyorum. Dolayısıyla yağlar karın bölgesinde ve kalça bölgesinde birikeceği için kaslar dolayısıyla zayıflıyor, inceliyor. Asıl tutan, bu yapıyı koruyan da aslında kas olduğuna göre, kas yapısı da bozulduğu zaman o yağlar ne yapıyor? Aynı zamanda sadece görüntümüzü bozmakla kalmıyor, aynı zamanda omuriliğimizi de bozmaya başlıyor. Kendi korsemizi sağlam tutmalıyız diyebilir miyiz? Aynen öyle, aynen öyle. Doğal bir korse oluşturmalıyız. Hani fizik tedavi ya da ortopedi uzmanına gittiğiniz zaman size bel problemlerinde verilen korse var ya, onun kendisini, yani kaslarımızı o korse haline getirmeli. Nasıl yapabiliriz bunu? Bu kaslarımızı sürekli kullanmamız lazım. Karın kaslarımızı. Şimdi şu bakın, göbeğinizin altındaki kasları yavaşça kasmaya başlayın. Yavaşça kasmaya başlayın. Kasın. Hafifçe kendinize doğru da çekebilirsiniz. Yalnız bunu yaparken lütfen nefesinizi tutmayın. Nefesini alıp vermeye devam edin. Şimdi birazcık da bu kaba etlerimizi birazcık kasalım. Birazcık kasalım, karınımızı bozmadan. Şu göbek deliğinizi sırtınıza yapıştırmaya çalışın. Gibi. Birazcık çekersek, birazcık da bu kalçalarımız sıkı olursa, bakın, bakın bunu bozmayın, bozmayın. Hissediyor musunuz korseyi? Hissediyor musunuz korseyi? Bunu her aklınıza geldiği zaman, mesela yemek yaparken, ne bileyim doktorun programını Zade ile Aytuğ seyrederken, ne yaparken olursa olsun, bunu aklınıza geldikçe yapın. Dolayısıyla bu her yapmanızda kaslarınız kasılacak, her yapmanızda birkaç tane yağ hücresini eriteceksiniz. Bu yastıkçıkta, yani kemik kemik yastıkçık, yastıkçıkta sorun olabiliyor mu? Olur. Mesela şöyle şeyi konuşalım, yani kaymayı konuşalım. Kaymayı konuşalım. Yani ay, tutamıyorum. Kalıcı bir kayma oldu. Evet, aslında bu biraz daha dönme gibi. Belki bunu şöyle, şöyle kaydırsak, hangi kameradayız bilmiyorum ama mesela ön arka kaymalar daha fazladır. Şöyle. Evet. Bu nasıl bir hareketle bu hale gelebilir ki? Ciddi bir şekilde omurgayı değiştirdiniz. Yani aslında burada tabii sadece hareket önemli değil. Duruşumuz önemli. Nasıl oturduğumuz, nasıl kalktığımız önemli. Bir de bazen bazı insanların bu omurgasında kaymaya bir miktar meyil vardır. Bu kaymaya meyil, yani bu omurga yerinde tutan yapılar, ufak ufak böyle bir çatlaklar varsa eğer, bunu tutan bazı yapılar var. Nasıl binanın bir hani kolonları var, kirişleri var bina ayakta tutan. Bu yapının da böyle dümdüz bir üst üste durmasını sağlayan yapılar var. Bunlar da ufak böyle çatlaklar meydana geliyor. İşte aynen çok fazla öne eğilerek çalışıyoruz. Aman işi bitirelim, şey yapalım, yerden ağır hemen kaldırıverelim, boş verelim. Hani hep konuşuyoruz aslında yerden ne yapmamız lazım? Hani şu hareketle bir şey kaldırmamız lazım. Hani böyle bir dizimizi kullanarak. Tabii diz problemi olanlar da bu da sıkıntı yani olabilir ama yani şu çok kötü bir şey. Yani bu çok kötü. Ya da bilgisayar kullanırken. Ama şu, yani şu pozisyon, bakın yapılan araştırmalara göre yerden ağırlık kaldırmaktan daha beter. Öne doğru eğildiğiniz zaman. Sürekli öyle kalma. Sürekli böyle saatlerce. Peki Demir Hocam, şunu soracağım. Biz çok görüyoruz, yeni de bayramdan çıktık, önümüzde bir tane daha bayram var. Bu bayram demek benim için tıp fakültesine girdiğimden beri trafik kazası demek. İnanın ki böyle. Yani çünkü orada bayramlarda nöbet tutardık, siz de tutmuşsunuzdur. Evet, evet. O bayram nöbetleri bir felaket olurdu. Çünkü ne geleceğini bilmezsiniz. Kapıya yığılır trafik kazası, trafik kazası. Şimdi bu trafik kazalarında çok fazla yaralanmalar oluyor. Hem kaza sırasında hem de kaza sonrasında. Gerçi şimdi oldukça bilinçlendi halkımız ama yine de çok kazalarda kayıp oluyor. Ne oluyor? Nasıl bir omurga hareketi oluyor kazada? Yani omurga hareketi, mesela bunu bir şey olarak düşünelim. Boynumuzdaki omurgalar olarak düşünelim burayı. Siz de işte diyelim ki kırmızı ışıkta durdunuz. Hani orada da aslında hani kurallara uyuyoruz. Kırmızı ışıkta duruyoruz ama bazen hani bazı arkadaşlarımız istemeden midir, isteyerek midir bilmiyorum. Gerçekten ben isyan ediyorum bu konuda. Hani böyle bir yarış moduna girebiliyorlar değil mi? Görüyoruz yani arkadaki öndekine geliyor ve daha sonra kırmızı ışığı fark ettiği anda çok geç oluyor. Gelip bize çarpıyor mesela. Allah korusun. Peki Allah çarpma korusun. Anında yani Zahide'nin olduğu yerden arkadan geldi. İsterseniz Zahide'nin üzerini aslında göstersek tamam. daha mantıklı okay. olabilir. Baktım ben, Anton'un kafası çok oynamıyor. Sağ olun hocam. yani hareketli olmadığını söylemek istedim. Güzel bir görüntü eşliğine vermek istiyoruz. Aynen, aslında asıl amacım buydu. şimdi koltukta araba sürdüğünü farz edelim Zahide Hanım'ın. Ve kırmızı ışıkta durduğunu farz edelim. Dışarıdan da bir araba geliyor, duramıyor ne yazık ki. Çünkü çok hızlı geldiği için. Yavaşlatarak göstereyim onu. Yavaşlatarak bakın. Şurada da benim koltuğun arkalığı olduğunu düşünüyorum. Diyelim ki şurada İlk hareketle, var. Tabii bakın, çok yavaşlatarak yapıyorum. Ben. Hayır, önce öyle değil. Önce geriye doğru.
Öyle mi? Tabii. Çünkü araba çarpınca arabanın içinde sen geriye gidiyorsun. Evet, önce siz geriye çekin, başınızı geriye atın. İyice geriye atın. Bakın. Bu kadar geri gidiyor mu? Aynen bu kadar geriye gider. Eğer burada yeterince bir baş koruması yani, yoksa. Şöyle evet, oluyor. Bu hareket burada da şöyle bir hareket meydana geliyor. Daha sonra... Saniyelerle bu. Saniyeler, milisaniyeler hatta. Saniyenin daha altı. Daha sonra hemen öne doğru. Yani önce bu, sonra çarptıktan sonra öne doğru geliyor. Bir kere böyle yapmak bile, bakın çok sakin yapıyorum. Şurayı acıtıyor. Yani bir rahatsızlık veriyor. Evet, bir de evet. Bunun aniden olduğunu düşünün ve aniden ters tepki. Yani bir kırbaç gibi. Kırbaç gibi, aynen. Kırbaç yaralanması diye de geçer zaten tıpta. Dolayısıyla bu hareket sırasında omurilik inanılmaz derece bir travmaya maruz kalıyor. Yani eğer çok fazla olursa bu, buradaki kemik kırılabilir. Kırabilir miyiz kemiği? Kıralım. Hazırlıklıyız, kemiği kıracağız şimdi. Nereden kıralım? Mesela şu kemiği kıralım. En çok şu anda şey yapan kemik. Bakın. Hemen bir aşağıda, o kemik kemiğe değmeye başladı. Oysa yaklaşık evet. Varken. Bakın, kemik kırıldı. Biz buna çökme fraktürü diyoruz, çökme kırığı diyoruz. Kemik kırıldığı anda ne olacak? Bu sefer hemen kemiğin arkasından geçen omurilik o kemiğin kırık parçalarıyla çok ciddi, sanki böyle bir jilet gibi, bir cam gibi bir kesilmeye uğrayacak. Yani hem sıkışıyor hem de kesiliyor. Yani bu gerçekten çok zor bir durum. Ve düşünün, bu omurgamız bizim neredeyse hayatımızı sağlayan sinir. Yani olmadan ellerimizi kullanamıyoruz, kollarımızı kullanamıyoruz, oturamıyoruz, kalkamıyoruz. Ayakta duramıyoruz. Dolayısıyla böyle bir travmaya maruz bırakmamamız gerekiyor. Çünkü travmaya maruz kaldıktan sonra işler tedavisi daha zorlaşıyor. Burada şöyle bir mesaj da var. Hemen mesela böyle bir durumda hemen kollarından, bacaklarından çıkaralım, indirelim, yardım sözde edelim. Sözde yardım edelim. Yardım edelim ama dokunmayalım, dokunmayalım. Çünkü önce buraya bir boyunluk takılması lazım. Çünkü siz bunu çıkarırken kemik zaten kırık. İçeride oynuyor. Hadi bakalım biz hadi el at bakalım hep beraber çıkaralım hayda falan derken iyiden iyi omuriliği kesme, omuriliği zarar verme şansınız var. Çünkü içerisi tamamen stabil değil.